Türk milletinin en büyük sorunu ABC değil. Hiçbir sorun Türk milletinin yok olması tehlikesiyle karşı karşıya Türk milleti. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Şakası yok. Çerkezköy'ün yakınında yeni köy müydü? Neydi işte bir köye gittik. Büyük bir köy. Öğle vakti kahvede oturuyoruz, çay içiyoruz. Bitki fotoğrafı çekmek için dağlara gitmiştim arkadaşlarla. Ya yanımızda okul var, okuldan ses gelmiyor. Dedim ki okul tatil mi bugün? Dediler ki yok kapalı. Niye? 10 yıldır okul kapalı. Niye? Neden? Niçin? Burası küçük bir köy değil. Yani en az 40-50 çocuk olması gerekir. Evet köy büyük ama çocuk yok. Niye? İnsanlar evlenmiyor. Bir, evlense de çocuk yapmıyor. İki, evlenmiyor bir, evlense de çocuk yapmıyor. İki, neden? Ekonomik sebep. Ekonomik sebep bahane ya. Öyle şey mi var? Bu millet 93 harbini yaşamış. Balkan Savaşı'nı yaşamış. Birinci Dünya Savaşı'nı yaşamış. Kurtuluş Savaşı'nı yaşamış. 60 milyon Osmanlı Cumhuriyet kurulunca 60 milyon kişiden 10 milyona düşmüş. Hani Arapları, Balkanları şunu bunu çıkardık diyelim. En az 20 milyon Türk var. Nereye gitmiş 10 milyonu? Ruslarla savaşırken Ruslar kadınları, çocukları dahi öldürmüş. Avrupalılar, Balkanlar, Sırp, Bulgar, Yunan çocukları, kadınları dahi öldürmüş. 5 milyon Kafkaslar'da, 5 milyon Balkanlar'da ve Arap ülkelerindeki o gözünü para hırsı bürümüş İngiliz casusu Araplar insanlarımızı katletmiş. En az 10 milyon insan kaybettik. Ama yenilmedik. Bıkmadık, usanmadık. Yine insanlarımız evlendi, çoluk çocuk sahibi yaptı. Ama son 40-50 yıldır medyanın yapmış olduğu bu propaganda algı operasyonu bitirdi bu milleti. Bakın, bundan birkaç yıl öncesine kadar birkaç tane Türkiye'deki zengin Avrupa Kiliseler Birliği'nden 2,5 milyar para alarak Türkiye'nin nüfusunu nasıl azaltırız diye efendim doğum kontrol yöntemlerini orada burada reklamını, filmini yaparak, gazetelere ilan vererek, doktorlar aracılığıyla falanlar, siyasetçiler aracılığıyla ne yaptılar? Nüfusu azalttığını tehlikeli diye azalttılar, başardılar. Ama biz Türk milleti olarak güneyimizde hem Amerika var hem Rusya var. Doğumuzda bir Fars var. Ne zaman şöyle, ne zaman böyle olacak belli olmayan. Batımızda Yunan var. Ne zaman şöyle, ne zaman böyle belli değil. Kuzeyimizde Rusya var. Daha doğuda Çin var. 40-50 milyon Doğu Türkistanlı Çin'in zulmü altında yaşıyor. Yani bütün dünya sana düşman. Ama sen çocuk yapmıyorsun. Her ailenin en az 22 milyon evlenme çağında olup da evlenmeyen insan var Türkiye'de. 22 milyon. Ve bu insanlar büyük şehirlerde yalnız yaşıyor. Mutsuz, umutsuz ve çaresiz. Bu kadar savaşı görmüş, buna rağmen ayağa kalkmış olan bu millet bugün yavaş yavaş yok oluyor. Kimse buna çözüm üretmiyor. En büyük sorunumuz bu. Türk milleti yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Almanlar buna çözüm üretti. Bekar daha çok vergi verecek. Evli olan az vergi verecek. Çocuk yapana çocuk parası verilecek. Falan filan. Bir sürü tedbir aldı. Almanya'ya gidiyorum arada sırada. Almanları görüyorum. 5 çocuk, 6 çocuk, 7 çocuk parası alanlar var. 6 çocuğu, 7 çocuğu olan zaten bir Alman çalışmasa da çocuk parasıyla yaşıyor. Tedbir almak lazım yoksa sonumuz zaten dünya bir savaşa gidecek. Nüfus olmadı mı diye biteriz.
En büyük güç silah. Şimdi Kanada Amerika Birleşik Devletleri'nden daha büyük. Toprak olarak. Ama Amerika mı güçlü, Kanada mı güçlü? Amerika Birleşik Devletleri güçlü. Neden? Nüfusu var. Ama Kanada'nın da nüfusu var. Kanada 20 milyon, Amerika Birleşik Devletleri 325 milyon. Nüfus önemli. Evet. Çok önemli. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayız ve çözüm üreten yok. Ben mi çözüm üreteceğim bunu? Ben mi çözüm üreteceğim? Nasıl üreteyim? Tedbir alınmazsa bu işin sonu kötü.